Örneğimizdeki mekanizmanın üzerinde montaj ilişkilerinin içinden mekanik montaj ilişkilerini inceleyelim. Öncelikle dişliyi seçiyorum. Yukarıdaki kasnakla aşağıdaki kasnağın dış kenarlarını seçiyorum. Ve bu kenarların çap ölçülerini bize veriyor. Çap ölçülerine göre bir oran kurarak dişlerin düzgün hareket etmesini sağlıyor. Ancak bizim sistemimizde sadece bu iki parça birbirine göre hareket etmemeli. Bir de buradaki küçük parça işlevi görmeli. Bu nedenle yaptığım diş ilişkisinin eksik olduğunu düşünüyorum ve siliyorum. Bunun yerine bir kayış zincir ilişkisi kuralım. Montaj unsurlarından kayış zinciri seçiyorum. Yine kasnağın kenarlarını seçiyorum. Bu kez üçüncüyü de seçiyorum. Hepsinden beraber geçen bir kasnak ya da zincir oluşturmuş oluyoruz. Dilersek buradaki parçaların konumunu değiştirerek gördüğünüz gibi kasnak boyunda değişiklikleri oluşturabiliyoruz. Rakam değişiyor. Ya da burada diyebiliriz ki buradaki değer sabittir. Tam 2300'dür kayışımızın ya da zincirimizin uzunluğu. Onaylıyorum. Yine üstteki parçadan döndürme yaptığımda sisteme bağlı olan bütün parçaların hareket ettiğini görüyoruz. Bir sonraki işlemimiz. Buradaki kolu sap kısmına dahil etmek istiyorum. Bunun için ilk önce kolumuzu bulalım unsur ağacından. Bulduktan sonra kolun tap lehini seçiyorum. Bir de görünüm menüsünden geçici eksenleri görüntüleyelim. Tap lehini seçtim. Montaj ilişkisine giriyorum. Tap lehini ile buradaki parçanın ekseni çakışsınlar. Çakışık ifadesi otomatik olarak seçildi. Onaylıyorum. Daha sonra özel bir ilişkilendirme vermek için gelişmiş montaj ilişkilerine giriyorum. Buradan uzaklığı seçiyorum. Kullanılacağım elemanlarsa yine buradaki aks ve az önce kullandığımız parçanın right plane. Şu an right plane ile buradaki aks tam çakışmış durumda. Sıfır yaparak üst üste getiriyorum. Aralarındaki mesafe en fazla 50 milim olabilsin, en az yine 50 milim uzaklaşabilsin istiyorum. Şu anki konumları 0, ancak right plane 50 milim uzaklaşabilir sağ tarafa ve sol tarafı yine 50 milim uzaklaşabilir. Yani 100 milimetre kadar hareket kabiliyeti tanımış oluyoruz. Komutu onaylıyorum. Ardından yukarıdaki makaranın buradaki kam üzerinde hareket edebilmesi için bir kam ilişkisi kurmak üzere mekanik montaj ilişkilerini seçiyorum. Buradan kama giriyorum. Kamın yüzeyini seçiyorum. Kamın hareket edeceği yüzeyi seçiyorum. Ardından üzerinde hareket eden diğer parçayı seçiyorum ve onaylıyorum. Sistemi biraz uzaklaştıralım ve hareket ettirelim. Ya da şuradan çevirelim. Gördüğünüz gibi kolun içinde kırmızı parça ileri geri gidiyor. Verdiğimiz artı 50 ile eksi 50 arasında. Ve yine kamımız hareket ettikçe yukarıdaki parça yukarı aşağıya ilerliyor.